Baba aç kapıyı. Baba aç kapıyı, ben geldim, konuşacağız. Baba! Kimse yok evde, taşındılar onlar. Aç kapıyı, aç. Ne oluyor ya? Kim bu, ne bağırıyor? Alpay Bey'in oğlu herhalde. Kardeş, çıkar mısın? Bağırma. Bak, herkes rahatsız oluyor. Açacak o kapıyı, açacak. Baba! Baba! Aç kapıyı! Evde kimse yok. Onlar Adana'ya gittiler. Evi boşalttılar, oraya yerleştiler. Burada, burada. Hadi kardeş, baba, çıkar mısın? Baba! Baba, aç şu kapıyı! Bırak! Zeynel, belediyeyle konuştum ben. İleride meydana çadır kurucular ha. Ben de yemek işini hallettim. Dağıtacak adamları da gönderdim. Sağ olasın. Kenan. Buyurun. Senin ortağınmış ortalığı kana bulayan. Ne diyorsun ya? Vay arkadaş. Nerede Alpay? Adana'dayım. Yani öyle biliyordum. Bu ara hiç konuşmadınız mı? Yok. Dükkanın bir işi için aramıştım ama telefonuna ulaşılamıyordu. Adana'daki adresleri ver bakalım sen bize. Ev, şirket, her neresi varsa. Yaz buraya. Vereyim. Nerede o? Babam, babam nerede? Bilmiyorum Kerem. Bana yalan söyleme. Bu şerefsiz de saklamaya çalışma. Nerede o? Adana'ya kendi ellerimle bıraktım Kerem. Bundan sonra nerede olduğunu bilme. Demek sen de bilmiyorsun. Soruyorum. Baba bulacak o katil nerede? Baba bulacak o katil nerede? Bak Kenan Efendi. Bak, bu dükkanı senin başına yıkarım. Senin başına yıkarım, anladın mı? Anladın mı beni? Bırak. Sakin. Gel buraya. Sakin ol. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çocuğun acısı büyük. Anlıyorum. Kerem, bir sakin ol. Tamam. Bak, kendine zarar veriyorsun. Sakin. Sakin olamam abi, sakin olamam. O benim içimde bir yeri öldürdü. Çok özleyeceğim bir yeri öldürdü. Şimdi karşıma çıkacak. Teker teker anlatacak. Dayım anasını kıydığını. Kıraya nasıl kıydığını anlatacak. Ben yine gerekiyorsa onu yapacağım. Yoksa benim hiçbir şey olmaz. Babanın ettiği zalimlik. Sen de onun gibi yapacaksın. Ya onun uğruna kendini içelip yakacak mısın Kerem? Benim başıma gelenleri biliyorsun. Aynı hatayı ben de yaptım. Sonuçları sizleri de üzdü, beni de üzdü. Böyle olmaz. Yapma Kerem. Bak, sen bundan sonra annenin, kardeşlerinin, ailenin yanında duracaksın. Adalet ona cezasını kesecek. Anlaşıldı mı? Abi.
Bir bana doğruyu söyle. Onun bu acımı öldürdüğünü bile bile bana teselli mi verdin? Bilmiyordum Zeynel. Şu an canım çok yanıyor. Sana ne desem inanmayacaksın. Ama şunu bil ki babayın cezasını kendi ellerimle vereceğim. Yaptığı yanına kar kalmayacak. Bu kansız cezasını çekmedi. Anı uykuda, mutlulukta aram. Bunu unutma olur mu? Sen böyle birisi değilsin. Sen böyle bir çocuk değilsin Kerem. Belki ben de babam gibiyim annem. Hayır oğlum. Ben de onun gibi yakıp yıkıyorum. Oğlum. Ben de onun kadar vicdansız olabiliyorum. Çünkü onun oğlu. Asla. Sen asla vicdansız birisi değilsin Kerem. Lütfen böyle konuşma, böyle söyleme ne olursun. Bak benim lafı bile içimi yakıyor. Benim bile içim yanıyor anne. Babamın sebep olduğu bütün acılar, yaktığı, yıktığı bütün hayaller, burada yanıyor. Yapma oğlum, tamam. Yok. Benim canımın acısı artık geçmez.